Selam arkadaşlar. Bugün sizlere Türkiye'deki telefon çağını anlatmak istiyorum. Aslında ikiye ayrılır. 1994'ten öncesi, 1994'ten sonrası diye ayrılır. Ben size şimdi 94'te kadar olan kısmı anlatacağım. 94'ten önce telefonlar, çevirmeli telefonlar vardı. Tuşlu telefonlar vardı eskiden. Ve de ankesörlü telefonlar vardı. Ankesörlü telefonlar eskiden jetonlarla çalışırdı. Jetonlarla küçük jeton, orta jeton, büyük jeton diye. Ondan sonra o jetonlarla bir yeri aramak istediğimiz zaman şehir içi küçük jeton atardık. Şehir arası aramak istediğimizde orta jeton atardık. Ondan sonra millet arası aramak istediğimizde büyük jeton alıp atardık arkadaşlar. Ondan sonra evlerde çevirmeli telefonlar olurdu ve de tuşlu telefonlar olurdu. Ondan sonra telsiz telefonları çıktı kablosuz olarak. Ondan sonra araba telefonları vardı o yıllarda arkadaşlar. Ben merak ediyorum arkadaşlar, sizi tuhaf gelecek. Ben 10 yaşımdayken Küçükçekmece'den kalkıp ta Mahatepe'ye geldim. O zaman cep telefonu olayı bile yoktu. Annem beni nasıl göndermiş onu şaşıyorum arkadaşlar. Cep telefonu olmadığı zaman. Cep telefonu olmadığı yıllardı o yıllar arkadaşlar. Ben o zaman Mahatepe'ye gelirken önce Bakırköy'e gelmiştim. Deniz otobüsüyle binmiştim. Ondan sonra oradan Bostancı'ya inmiştim. Ondan sonra Bostancı'da bir kulübe bulmuştum. Ankesörlü telefon kulübesi. Annemi aramıştım. Anneme ben Bostancı'dayım deyince annem çok şaşırmıştı. Oğlum nasıl gittin diye ben şöyle anlatmıştım. Bakırköy'e gittim. Oradan da sahile yürüyüp deniz otobüsüne bindim. Annem falan demiştim ben. Ondan sonra o zaman şaşırmıştı annem. Demek ki o zaman o yıllarda cep telefonu olsaydı büyüklerimiz merak etmeyecekti bizi. Demek ki o zamanlar cep telefonu yokmuş arkadaşlar. Demek ki ailelerimiz o zaman nasıl merak etmiyorlarmış bizi, onu şaşıyorum. Günün birinde bir anımı anlatmak istiyorum size arkadaşlar. Ben bir kere annemlerin babaanneme gidiyorum diye kandırıp kuru kente gitmiştim. Buz pateninin pisti olduğu yere o zaman o yıllarda buz pateni yapılıyordu. Ben seyretmeye gitmiştim. O zaman annem de babaannemi aramışlar. Beni bulamamışlar. Merak etmişler. Ama o gün ben babaanneme gidip kalmıştım. Babaannem de var ya çok büyük azar işitmişti. Kızmışlardı bana. Niye bize haber vermeden gidiyorsun bir yerlere diye. O zaman cep telefonu yoktu o zaman böyle cep telefonu filan. Arayamıyorduk o zaman. Ondan sonra ertesi gün Küçükçekmece'ye eve gittiğimde annem beni yolda görünce sarılıp öptü. Oğlum neredesin ya, seni çok merak ettik demişti bana annem. Ondan sonra bana diyor ki baban seni görmesin seni dövecek filan diyor demişti. Baban seni dövecek demişti annem. Demek ki 94'ten önce böyle oluyordu arkadaşlar. Şimdi 1994'ten sonrasını anlatayım. 1994'ten sonrasında cep telefonları çıkmıştı ortaya. Turkcell'le ondan sonra Vodafone'un eski adı Telsim vardı. Ama şimdiki nesil daha fazla bilmezler bu Telsim'i. Bu fazla bilmezler ama benim nesiller iyi bilir. O zaman cep telefonları çıkmıştı Türkiye'de. O zaman ilk defa ben annemin arkadaşının oğullarında görmüştüm cep telefonu. Onlar büyük telefon kullanıyorlardı. Büyük cep telefonu. O zaman şimdiki gibi ince değildi. Ondan sonra o zaman Ericsson'lar vardı. Telefon Nokia'lar vardı. Nokia 6110 vardı. O 2000'den sonraki, 2000'den öncekiler şey vardı Nokia. 5110 vardı. Ondan sonra 8110 vardı Nokia. Ondan o modeller vardı telefon. Ondan sonra Motorola'lar vardı. Motorola cep telefonları. Ondan sonra işte böyle arkadaşlar. Ben ilk defa 21 sene önce Akdeniz Ege turuna gidecektim. Annem beni merak eder diye Mahatepe'de
Dersim şubesinden bana 50 bir 10 telefon almıştı, cep telefonu. O zaman kadın beni merak eder diye bir haftalığına tatile gidiyordum. Merak eder diye telefon almıştı bana. İşte böyle arkadaşlar, büyüklerimiz o zaman. Benim bir sürü cep telefonlarım oldu arkadaşlarım benim. Bu yaşa kadar hangilerini saysam bilmiyorum. Devamlı Nokia aldım ben. Ondan sonra Samsung aldım. Polifonik müzikler vardı o zaman. Bunlar 15 sene önce. Ondan sonra Ericsson vardı annemin. Ben onu kullandım. Bir keresinde ben Carrefour'a gitmiştim, markette. Ben müzik dinlerken orada telefonumu konuştum. Ne olsa adamlar benim telefonumu çalmışlardı o zaman. Ben çok üzülmüştüm telefon çalındı diye. Ben de annemin eski Ericsson telefonunu kullanmıştım. Ericsson 388'di o zaman telefon. Arkadaşlar, biraz dinleneyim, çok konuştum. Ondan sonra bir sürü Nokia'larım oldu benim. 3210 oldu, 3310 oldu. Ondan sonra 6110 oldu. Ondan sonra bu en son N73 almıştım, Ericsson. Onu göstermek size istiyorum. Bu oluyor, N73 oluyor. Ericsson'un. Polifonik müzikleri oluyordu bunda. Kamera falan oluyor. O zaman 2000'li yıllarda itibaren telefonlar, VAP telefonlara başlamıştı. VAP'lı telefonlar, kameralı telefonlar o zaman başlamıştı böyle o yıllarda. Ondan sonra ben bu N73'ten sonra ben Turkcell'in T20'si vardı. Onu almıştım T20 olarak, Turkcell. Ondan sonra o telefonu kullanmıştım. O zaman ilk defa o telefonlar akıllı telefonlardı, T20. Ondan sonra iPhone'lar vardı. iPhone 2, iPhone 3 diye o yıllardı. Bundan 9 sene önce. Ondan sonra bu akıllı telefonlar iyice yaygınlaşmaya başladı. Ondan sonra internet girdi içine. Sosyal ağlar girdi böyle. Ondan sonra kameralarla selfie çekmeye başladık, fotoğraf çekmeye başladık o yıllarda. Ondan sonra işte telefonlar böyle gelişti arkadaşlar. Bu 2019'a kadar arkadaşlar işte böyle. Ama şimdi 2000 yılında doğanlar, şimdiki nesiller fazla eskiyi bilmezler. Benim nesiller bile 2000 yılından öncesini bilirler. 1975'ten 2000'e kadar olan kısmı iyi bilirler benim yaşıtlarım. Ondan sonra işte böyle 2010 yılından sonra böyle akıllı telefonlar çıktı ortaya, kameralı filan. İşte teknoloji böyle gelişti arkadaşlar, telefon teknolojisi. En son iPhone'un artık düğmesiz telefonları çıktı. Tamamen camlı olan, düğmesi olmayan, bunlar iPhone X, ondan sonra iPhone XE, iPhone XE Max olarak bu telefonlar çıktı. Şimdi bu telefonlar piyasada son model olarak arkadaşlar. İşte size bunları anlatmaya çalıştım arkadaşlar. İnşallah videomu beğenirsiniz. Beğenirsiniz like atın. Beğenmezsiniz dislike atın. Kanalıma abone olabilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.